İrfan İstanbul Spor maçı, kupa ardından zorlu bir Trabzon Spor maçı. İki tane kritik karşılaşmayla başlıyor. Bu maçları da değerlendirmeni merak ediyoruz. Beklentiniz ne? Ya dediğim gibi iyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını biz lig maçı gibi oynadık. Yani hazırlık maçı gibi görmedik. Güzel hazırlandık. Hocamız zaten devre ara girmeden söylemiştim. Hocamız biraz iyi hazırladı bizi. Biraz yorulduk. Bugün de yorgunum biraz, kusura bakmayın. Bayağı uzun bir antrenman. Evet. Yani iyi hazırlandık. İnşallah ilk ara girmeden önceki gibi devam ederiz yani. Evet. Yıkaç bir yarın aynı zamanda Dünya Kupası'nın finali, bu gündemdeki ortaklığı olsun diye, senkron olsun diye soruyorum. Sen çok lazım başına bir Messi'ye gönderme yaparak seyren bir poz verdin. Evet. Gol sevinci yaptık daha doğrusu. Hem onun hikayesini hem de Dünya Kupası'nı nasıl buldun? Yarınki finali de nasıl değerlendirdin? Ya öncelikle Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Herhalde şu açıdan hani ligler devam ederken olması biraz tempo olarak iyi gördüm yani Dünya Kupası'nı daha önceki Dünya Kupalarına göre. Messi Ronaldo tartışması var bizim takımda. Tabii büyük üstünlük Messi'de. Mert çok iddia ediyor Ronaldo en iyisi diye. Ya ben ikisine de saygı duyuyorum tabii ki de. İkisi de çok iyi oyuncular, ikisi de en iyileri. Ama yetenek olarak ben Messi'yi daha çok önde görüyorum. O yüzden inşallah yarın da kupayı kaldırır. Dünya Kupası'nı da kazanmış görmek istiyorum. Mert yalnız kaldığını söyledi bu konuda. Yani tabii bir destekleyenler de var. Destekleyenler de var ama biz zaten yarı final maçında Messi gösterdi. Ondan sonra biraz sesi biraz kesildi Mert'in. Yani finalde de inşallah Messi bir şeyler yapar. Fransa'da zor bir rakip. Kupayı kazanmasını istiyorum Messi'nin. Gökhan Bey. Kariyerinin gol rekorunu kurmasının aşamasındasın, noktasındasın. Bir gol kaldı. Evet. Ne hissediyorsun bu konuda? Şimdi daha önce de sorulmuştu bu. Aslında ona odaklanınca biraz konsantre gidiyor. Ben hani ona odaklanmadım açıkçası yani. Biraz odaklanmıştım o önceden sorulduklarında. Bu beni kötü etkilediğini düşünüyorum. Takım olarak inşallah hani ilk ara girmeden önceki gibi devam ederiz. Zaten oyunun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atarım, daha çok asist yaparım. İnşallah takıma daha çok yardımcı olurum. Doğru koy. İrfan Can, zaten Elitele'de klas bir oyuncuydu. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu sene bambaşka bir şey yapıyorsunuz hep bana kalırsa. Performansında büyük bir değişim var onunla anlamda. Bunu neye bağlıyorsun bu seneki performansı? Şöyle birçok şey sayabilirim size. Yani tabii ilk defa ben biraz şu an hani öncesinde Gençler Birliği'nde Başakşehir'de çok büyük taraftarlara karşı oynamadım. Bunu açıkça söyleyebilirim. İkincisi şanssız sakatlıklar yaşadım. Bunların da şanssızlıkları oldu benim üstümde. Ama sonrasında tabii burası da beni çok olgunlaştırdı Fenerbahçe'de. Daha çok olgunlaştım. Daha çok çalışmaya gayret gösterdim. Tabii hocamızın gelişiyle de şunu da söylemek istiyorum. Hocamız inşallah uzun yıllar burada ülkemizde kalır. Çünkü hocamızın ülkemize öğreteceği çok şey var. Saha içi ve saha dışı insanların bakış açısı, düşünce yapısı çok değiştireceğini düşünüyorum hocanın. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Onun da etkisi var tabii ki üstünde. Bunun sonucunda da böyle bir performans gösterdim. Lig'e Trabzonspor deplasmanıyla döneceksiniz. Bu sezon ilk defa bu atmosferi yaşayacak isimler var takımda. Neler konuşuyorsunuz Trabzonspor maçı öncesinde? Şu an öncelikle İstanbulspor maçına odaklandık. Daha Trabzonspor maçını konuşmaya başlamadık. Tabii önemli bir maç. Bizim açımızdan da, rakip açısından da. Ama tabii çok erken yani şu an. Hiçbir şey için daha yensek de yenisek de tabii ki yenmek için gidiyoruz biz oraya. Ama daha çok erken. İnşallah o maçı da kazanırız yani. Başka bir şey yok. Sol ayağın, sol elin gibi kullanıyorsun. İstediğin yere topu gönderme yeteneğin var. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Sol ayak. Teşekkür ederim Mira abi. Yani gerçekten çalışıyorum. Hani uzun yıllardır çalıştım yani. Sadece bir sene, iki sene değil yani. Bu uzun yıllardır ben hep şut çalışıyorum yani. Tabii doğuştan gelen de bir yeteneğim var sonuçta. Ve küçüklüğümde çok maç izledim. Onlar da beynime otomatik olarak ayağıma yansıyor. Böyle düşünüyorum. Gökhan Bey. Bu sezon taraftar performansında da çok ciddi bir artış var. Sizin buradaki
onlara da sirayet ediyor. New York pazarısından sonra artık başlıyor tekrar tempo. Taraftara vermek istediğin bir mesaj var mı? Ne söylersin? Taraftarımız bu sene gerçekten çok büyük destek gösteriyorlar bize. İnşallah biz onları yanıltmayız. İnşallah böyle devam ederiz. Onların desteğinin de devamını bekliyoruz. İnşallah sene sonu hep beraber şampiyonluk tutarız. Bir de şunu sormak istiyorum. Biraz pozisyon derinliği de kazandım. Zaten farklı yerlerde oynayabiliyorsun ama saha içinde çok fazla değişim oluyor ve hızlı bir şekilde hemen bunu sağladığınızı görüyoruz. O anlamda neler söyleyebilirsin? Hani hep yeteneğinden bahsettik, gollerinden bahsettik ama oyun bilgisi anlamındaki yerinde bir gelişim görüyor musun? Zaten ben Başakşehir'den beri oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Her oyuna adapte olabileceğimi de düşünüyorum. Orada Başakşehir'deyken bunu geliştirdim. Burada da geliştirmeye devam ediyorum. Oyun bilgisi olarak da kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum. Ne olursa olsun, hangi pozisyon olsun, hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum. Başka soru? İlkan, az önce hocamız uzun zaman umarım bizle beraber kalıyor dedim. Taraftarlar da çok seviyor kendisini. Sizler de konuşuyor musunuz hocayla bununla alakalı? Ya hocamıza öyle bir soru sormadık. Benim temennim o. İnşallah uzun yıllar yani ülkemizde kalır diyorum. Hani sadece bizim takım için değil. Yani bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir. Yani hocamız öyle bir insan. İnşallah uzun yıllar hizmet eder bu ülkeye. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısını açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Az önce Galatasaray Toulouse'u 2-1 yendi demiştik ve maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı. Mücadeleye hazır olduklarını vurgulayan Okan Buruk, çifte kupa hedefliyoruz dedi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kamp dönemi, takımdaki son durum ve hedeflerine dair açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamalar geliyor ekranlarınıza. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı. Sabah gazetesine konuşan deneyimli çalıştırıcı kampın verimli geçtiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, fiziksel bir altyapı oluşturmaya, taktik düşüncemizi, oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık. Planımız Beşiktaş'a uyumlu yapı oluşturmak. Kadromuz ne kadar geniş de olsa hedefim iyi oyunculardan iskelet oluşturmak ve onun üzerinde gelişmek diye konuştu. Transfere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, savunmada, orta sahada, hücumda bunun sıkıntılarını görüyoruz. Bunun için çok çalışmaya, birlikte kazanma kültürünü oluşturmaya ihtiyaç var. Futbolcularıma oyun sistemini anlatırken takım olma yolunda çalışmalar yapıyoruz ifadesini kullandı.